Bismillahirrahmanirrahim. Barla bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu suali cevap. Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi. Faydasız kaldı. Bu üç defa bulut toplandı. Yağmur vermeden dağıldı. Ne de? Yani şu anda alemi İslam'da bizim de lokal olarak karşılaştığımız birçok problemler var, sıkıntılar var. O zaman yağmur duasına çıkılmış ve şu anda bazı yerlerde de yani kuraklık var. Fakat neticesi verilmemiş. Neden diyor? Usta'da bir soru soruluyor. El cevap, yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir. Veyahut da şu anda belalar, musibetler ve başımıza gelen şeyler aslında bir nevi dua vakti ve Allah'a yakarışı, Allah'a münacatın bir vakti, saati olması gerekir. Ve bu çeşit dua namazın vaktidir. İllet ve hikmeti, yani illa yağmur yağsın, yağsın diye değil yani. O vakit de bir aynı namaz vakitleri gibi zaten aşağıda açıklayacak. Cenab-ı Hakk'a kul kendi yakarışını, kendi duasını, kendi arzusunu böyle iletmesi için. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanı, güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır. Yani akşam namazının vakti gelmesi, husuf ve küsufların, güneş husuf ve küsufların ay tutulmalarının açılmaları dahi birer namaz vaktidir. Birer ibadet vaktidir. Birer dua vakti. Aslında insanla Allah arasında en iyi iletişim aracı duadır. Dua insanı Allah'a bağlayan en güçlü bağdır. Yani. Dolayısıyla bu yağmursuzluk, kuraklık, musibet, savaş, yağmur gibi namaz aynı zamanda yağmur namazının vakti ve duasının vakti. Demek ki bu zor zamanlarında, bu sıkıntıya düştüğü zamanlarda da kul Allah'a yönelip Cenab-ı Hakk'a ihtiyacını, arzını, fakrını böyle sunmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın böyle dergahına kulun böyle yüz sürmesi vakti. Yani. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rıza ilahidir. Yani ibadet ve duanın sebebi emir ve rıza ilahidir. Yani Cenab-ı Hak emredildiği için, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için, Cenab-ı Hakk'a kul olduğunu bir nevi izah etmesi için yani. Eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onda bunun için yapılsa, dünyevi böyle neticeler için yapılsa, o namaz battal olur. Mesela akşam namazı güneşin batmaması için, küsuf namazı da ayın açılması için yapılmaz, kılınmaz. Öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Biz ise vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışamayız. Diğer sıkıntılar da buna benzer. Yani kulun tökezlendiği, acize düştüğü, kusur böyle ondan sonra olduğu zamanlarda Cenab-ı Hakk'a arzı hacet etmesi kulluğun icabındadır. Yani. Öyle demek ki o vakitte Cenab-ı Hak istediğimiz şeyi vermeyebilir. Ama bizim vazifemiz o hizmetimize böyle devam etmemiz. Bizim ondan sonra Allah'a münacatımızı kesintisiz olarak devam etmesi. Zaten bir kulun münacatı onun necatıdır yani. Belki namazda da bu bağ, namaz da niyazdır. Namazdaki en önemli şey bu iletişimi sağlaması. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir. Fakat asıl hakiki en faydalı neticesi, en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki herkes o vaziyette anlar ki onun tayinini veren, onu yaratan, onu yaşatan, onu yöneten, ondan sonra onu hayatlatan, bütün değerleri ona bahşeden babası değil, hanesi değil. Yani o zaman rızık da
ne maaş bordrosunda ne de tarlanın mahsulünde rızkı veren Allah'tır. Allah Rezzak. Babası değil, hanesi, dükkanı değil. Belki onun tayinini ve yemeğini veren, onu yaşatan ve yaşatmasını sağlayan bütün unsurları bir araya getiren, ona bahşeden Cenab-ı Hak. Koca bulutları sünger gibi, zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zat. Sünger gibi Cenab-ı Hak o yeryüzündeki böyle tüm ihtiyaç sahibi olan varlıkları ne yapıyor? Yağmurları onların yardımıyla, bitkileri hayvanların mededine, hayvanları insanların böyle ihtiyaçları için tanzim eden, tertip eden Cenab-ı Allah. Ve onu o şekilde Cenab-ı Allah, o tasarrufta bulunan Cenab-ı Allah, o zat onu besliyor, rızkını veriyor. Demek ki rızık böyle onun tanzimi, tertibi, yaratılması ve bütün rızka ait olan unsurlar hepsi Cenab-ı Allah böyle tanzim. Fakat kula düşen şey sadece kendi cüzi iradesine böyle taalluk eden noktada Allah'ın emirlerini yerine getirmesi. Hatta en küçücük bir çocuk da daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken, o yağmur duasında küçücük fikrinden büyük ve geniş bir manayı anlar ki, bu dünyayı bir hane gibi, bir ev gibi idare eden bir zat hem beni hem de bu küçükleri hem valideleri besliyor. Sadece bizi değil, denizdekileri, yürüyenleri, sürünenleri, uçanları, kaçanları, bütün o kainattaki varlıkları hepsini, onlara hayat alanlarını böyle tanzim eden ve onlara o özelliklere uygun yaşama uygun şekilde onlara böyle kabiliyetler ve donanım veren Allah hem beni hem çocukları hem validelerimizi besliyor. Aynı zamanda çocuk da böyle bu şekilde düşünüyor ve kendi çocukça böyle fikriyle kainatı besleyen zata atıfta bulunuyor. Rızıklarını veriyor. O vermese başkalarının faydası olmaz. Demek ki Rezzak bu. Şimdi Cenab-ı Hak da Kur'an'da 99 ayette rızkın Cenab-ı Hakk'a direkt bağlantısı olduğunu söylüyor ve bir tek ayette şeytan diyor sizi böyle fakir olmakla böyle şey yapıyor diye. Öyleyse ona yalvarmalısın. Demek ki bir kulun yalvaracağı, yöneleceği yegane dergah Cenab-ı Hakk'ın dergahı tam imanlı bir çocuk olur. Bu münasebette kısacık altı nokta beyan edilecek. Birinci nokta, nimet ve rahmet ilahiyenin fiyatı şükürdür. Nimet ve rahmet ilahiyenin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Demek ki şu anda ayağımız tökezlendiğinde, başımıza bir dert geldiğinde, savaşı, şu buyu düşündüğümüz zaman hep bu noktada düşünmeliyiz yani. Tefekkür etmeliyiz. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatı şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gazab-ı ilahi celbedir. Demek ki bir insan Allah'ın rızasında saparsa gazab-ı ilahi celbedir. Onun için Efendimiz, Ya Rab, böyle azabından affına, gazabından rızana. Demek ki gazab-ı ilahi söndüren en önemli şey nedir? İnsanın rıza mertebesine ulaşmak. Neyle rıza? Yaptığı amelin ihlaslı olması. Rıza da o böyle yaptığı amel ihlaslı olmalı. O ihlaslı yoksa Allah korusun. Çünkü çürük mal gibi eğer ihlassız amel olursa çürük mal gibi ondan sonra böyle Cenab-ı Hak tarafından ihbar gün bu da gazab-ı ilahi celbedebiliyor. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat. Bak zemin yüzünde zulüm adam vuruyor. Elindeki malına, tarlasına el koyuyor. Sadece İsrail, Gazze'lerin malının mülküne el koymuyor. Müslümanlar da bunu yapıyor. Bunu köyde, kentte ve şu anda maalesef zulümle, isyanımızla, bu nimetin fiyatını mesela şükür olduğu halde isyanla, duyanla, azgınlıkla, gadab-ı ilahi celbediyor. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyanla nevi beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi ve halen de yiyor. Belki yere kendi içimizde de sama aleminde de dünyada baktığımız zaman bunun eserlerini görürüz. Elbette bir parça hissemiz de olacak. Zat bunu o şey noktasında söylüyor ama bu geniş bir çerçeveye uygulanabilir.
İkinci nokta, hadiste var ki hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar zalimlerden şikayet ediyor. Demek ki insanın yaptığı amellerin tabiata, çevreye zararı olduğu gibi balıklara, hayvanlara bile büyük bir zararı var ki bu hadis-i şerifte öyle diyor. Hatta deniz dibindeki balıklar. Demek ki balinaların ölümleri, yunusların ölümleri, büyük balıkların ölümleri. Ondan sonra bu noktada baktığı zaman ne diyor? Günahkar ve zalimlerin şikayet ediyorlar. Onların yüzünde yağmur kesilir. Hatta bizim nafakamız azalır derler. İşte demek ki yeryüzündeki bereketin dayandığı temellerden birisi de insanların böyle adaletle, böyle şefkat ve merhametle böyle davranmalarından ve bunu adilane bir şekilde bölüşüm yapmalarından kaynaklanıyor. Yani. Evet, bu zamanlarda öyle günahkarlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekiyor. Kullandığımız böyle yabancı böyle kimyasallar denizlerdeki oksijen şeyini tamamen öldürüyor. Bu da varlıklar, oradaki deniz varlıkları. Karada da öyle. Karada da insanlar yaşadığı yerlerde hakikaten tahribat, ormanların katliamı, bir sürü şey söylenebilir. Dördüncü nokta, şimdi malda ve rızıkta hilelerle, suistimalle, rüşvetle çok haram karıştı ve ekinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadı. Ve 10 adamdan 2-3'ü tam rahmete müstahak ise ekincilerin malından istifade edenlerden 5-6'sı ya zulüm ile, 5-6'sı ya zulüm ile haram karıştırmakla ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor. Demek ki şu anda hakikaten tarımdaki böyle özellikle gıda fiyatlarını yükselten en büyük trendlerinden birisi bu. Demek ki diyor çiftçiler malda öyle suistimal yapılıyor ki rüşvetle birçok şey böyle haram karıştığı için ekinciler yani tarımla uğraşanlar kendi malına hakkıyla sahip olmadı. Yani birileri bu çiftçinin elinde aldığı malları yüksek fiyatlarla satıyor ya. 1'e 10, 1'e 5, 1'e hatta böyle çok böyle spekülasyonlar yapılıyor. 10 adamdan 2-3'ü tam rahmete müstahak ise. 10 adamdan 2-3'ü yani %30'luk bölümü diyelim ki eğer doğru olarak düşünüyorsa %70 oranında bir hile, bir zulüm, bir böyle sıkıntı var yani. Bu da ne yapıyor? Rahmete müstahak ikincilerin malında istifade edenlerden 5-6'sı ya zulüm ya haram karıştırmakla şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor. Yani bereketsizliğin ayyuka çıktığı özellikle onunla, bu zamanda onları görüyoruz. Beşinci nokta Risale-i Nur. Bu Anadolu memleketinde Risale-i Nur bu Anadolu memleketinde belaların define ehemmiyetli bir vesile. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde beyan ettik. Sadaka tereddi-ü belâ ve tezeyyid-ü ömür. Yani sadaka belaları def eden bir vesile. Ömrü de arttıran bir vesiledir. Sadaka nasıl belayı def ediyor? Onun intişarı ve okunması külli bir sadaka nevinde. Yani sadakanın kategorileri var. En iyi sadaka ise en iyi böyle makbul sadaka kelimetun tayyibetun sadakatun yani böyle güzel kelimeler iyi bir şekilde iman ve Kur'an hakikatlerini ifade eden manaları ifade eden kelimeler bir sadaka olarak şimdi en makbul bir sadaka olarak düşünülebilir. Ve semavi ve arzi belaların defne çok emareler, çok hadiseler tebir etmiş. Demek ki bir insan dünyadaki böyle huzuru, saadeti, sulhu umumiyi, ondan sonra bereketi, geçim sıkıntısını gidermenin en büyük çaresi Risale-i Nur gibi insanların kafa, gönül ve hayatta istikametini sağlayan eserlerin neşredilmesi ve buna böyle ondan sonra ait böyle yayınların çoğaltılmasıyla mümkün olabilir ki Risale-i Nur bu noktada gidiyor. Hatta Kur'an'ın işaretiyle tahakkuk etmiş ve yazmasını ve intişarını men etmek zamanlarında 4 defa zelzelelerin başlaması, intişarın durmaları, Anadolu'da eksel okunması 2. Harbi Umumi'nin Anadolu'ya girmesine vesile oldu. Yani Risale-i Nur ne zaman neşredilmişse o zaman bereketin,
Ama Risale-i Nur'un intişarına set çekildiği hengamede dört tane depremin böyle peş peşe tahakkuk etmesi gösteriyor ki yani Cenab-ı Hak böyle demek ki bizim de böyle o şeye ulaşmadı. Tek sebebi Risale-i Nur böyle ve Anadolu'da ekser okunduğu zaman da İkinci Dünya Harbi'ne Türkiye'nin girmemesi. Yani Risale-i Nur böyle bir nevi kasko. Bu memleketin manevi bir kaskosu. Biz de kendi hayatımızda rahat, huzur istiyorsak Risale-i Nur'u okuyup, anlayıp ve çevremize onu neşredersek inşallah o bereketle biz de istifade etmiş oluruz. Sure-i Vel işaret ettiği bu 2 aylık kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur beraatine vatana menfaatli olduğuna dair karar vermesi, kararını mahkeme-i temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale-i Nur'un intişar ve okunmasını beklerken bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemelerdeki risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi elbette konuşmaktan men etmeleri cihetiyle belaların define vesile olan o külli sadakayı maneviye, belaların defisini gidermesine sebep olan külli sadakayı maneviye ne oluyor? Bu sefer karşı çıkamadı. Günahımız, neticemiz kuraklık başladı. Demek ki şu anda alem-i İslam'da da inşallah üstadın bugün en büyük farz vazifesi, bu zaman en büyük farz vazifesi ittihadı İslam'dır. Salih-i Nur temelde iman, Kur'an hakikatları böyle neşretmesiyle iman ve Kur'an hakikatları ittihadı İslam'ın altyapısıdır. Temelidir. Yani eğer bu temel sağlam olursa öyle inanıyoruz ki İslam alemi önündeki bütün sıkıntıları bertaraf edecek ve maddi manevi böyle kurtuluşuna sebep olacak. İttihad-ı İslam böyle her noktada tahakkuk edecektir. 6. nokta, onu okuyup inşallah dersimize nihayet. Yağmursuzluk bir musibet. Yani bu yağmursuzluk yerine başka şeyleri koyabiliriz. Bir musibettir. Cezai amel bir azap. Her ceza o min cinsil amel. Her ceza amelin cinsinde oluyor. Buna karşı ağlamakla, demek ki bak dua etmenin, yakarmanın, münacatta bulunmanın böyle adabını ver. Karşı ağlamakla, hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tevbe ve istiğfarla karşılamak. Sünnet-i Seniyye dairesinde bid'alar karışmadan, bid'alar karışmaması en büyük şeyi böyle. Bid'alar mesela ne diyor? Ramazan'da duamızın kabul olması sebebi bid'alar karıştığı için. Demek ki bid'alar karışmadan yapılan dualar inşallah kabule karindir ya. Ve şeriatın tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahiye iltica etmek, dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmek. Yani yine Üstad böyle Hastalar Risalesi'nin sonundaki o şeyde söylediği gibi namaz ve niyazla, tevbe ve istiğfarla imanımızı inkişaf ettirmeliyiz. Demek ki iman nasıl inkişaf ediyor? Namaz ve niyazla, tevbe ve istiğfarla. Burada da aynı manalar görünüyor. Hem böyle umumi musibetler, ekser nasın belasının hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri kısmı azamı tevbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizde, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızda, bu yağmursuzlukta dahi o noktada bakıyoruz. İşte Denizli'de mahkemeye verilen cüz'i bir kısım Risale-i Nur sahiplerine iadesinin tam zamanında burada dahi bir kısım zatlar yazmaya başlamaları aynı vaktinde bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'i olmasında rahmet dahi cüz'i kaldı. Demek ki rahmet-i ilahiyenin celbinde ve aynı zamanda bir rahmet-i ilahiye vesilesi, rahmet-i ilahiye kalkan olan Risale-i Nur intişar ettiği, özellikle onun tercümanı olan Yeni Asya ve yaptığı o nurlu hizmetler, özellikle Ankara'daki böyle o böyle panelimizin böyle şu bu gerekçelerle böyle
şey yapılması, bunlar böyle hoş olmasa gereken. Bak çünkü ben dikkat ettim. İstanbul'da bunu böyle yasaklayan belediye başkanı seçilmedi. Onun için siyasilere de burada bir şey söylemek istiyoruz. Onun için Risale-i Nur bu vatanın böyle kurtarıcısı, halaskarı ve sadakayı böyle nuriyesidir. Onun için can kulağıyla bu nur hizmetlerine devletin, tüm organların, yerel yönetimlerin destek olmaları, köstek olmamalı. Ve köstek olmaları takdirde de bunun manevi neticelerini de göreceklerini burada kendilerine hatırlatıyorum. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu enelhamdülillahi rabbil alemin.